اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل عزيز kardeşlerim yüce Yapacağımız sohbetimizi hayırlı eylesin, mübarek eylesin, faydalı eylesin. Dünyamızın ve ahiretimizin ışığı eylesin inşallah. Asıl saadetten bir olayla sizin karşınıza çıkıyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi asıl saadet. O dönemde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelmiş onunla birlikte iman etmiş, sahabe olmuş o güzel insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle Ashabi benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir buyuruyor. Yıldızlar gibi olan o sahabi ikramı hayatına ve efendim yaşanılan o güzelliklere asrı saadet diyoruz. Saadet asrı. Rabbim günümüze taşımayı da nasip eylesin. O günkü insanlar mübarek kadınıyla erkeğiyle sahabe-i kiram Allah Resulü'nden ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'den beslenmişler ve kendileri o kadar bu işin içerisine dalmışlar ki kadına bakıyorsunuz efendim bu kadar mı İslamiyet yaşanır? Ne kadar güzel efendim, harika insanlarmış bunlar diyorsunuz. Erkeğine bakıyorsunuz aynı, gencine bakıyorsunuz aynı, çocuğuna bakıyorsunuz aynı. Rabbim onların efendim istikametinde yürümeyi bir sahabe-i kiramı model olarak alıp inşallah onunla beraber cennete ulaşmayı ve karşılıklı onunla beraber inşallah koltuklarda oturup iyi ki sana uymuşum deyip o günler yaşamayı hepimize nasip eylesin. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashabi kennücüm benim ashabım yıldızlar gibidir diyor ve sonra da devam ettiriyor. Diyor ki eğer bir insan ashabımdan bir kimseye uyarsa o kimse bilsin ki hidayete efendim erişir ve sonunda da kurtulur. Sahab-ı bir modeldir. Hangi bir tanesini alırsanız öyle çıkar karşınıza. Rabbim onların izinden istikametini ayırmasın inşallah. İşte Ebu Talha radıyallahu anh çok önemli şahsiyetlerden bir zat. Onun da eşi annemiz Ashab-ı Kiram'dan ve çocuklara var. Ebu Umeyr diye. Umeyr nasıl olduysa hastalanmış. Tabi bir taraftan hastalığı var, bir taraftan baba üzülüyor, aile üzülüyor vesaire. Baba Ebu Talha radıyallahu anh dışarıda işindeyken Ebu Umeyr oğulları hastalıktan ötürü vefat ediyor. Vefat edince çok ilginç canı bir dikkat. Müslim hadis kitabında bulabilirsiniz bu eseri. Bu olayı vefat edince o annemiz Ümmü Süleym tutuyor. Kendisini güzel bir şekilde yıkıyor. Cenaze olarak o yavruyu Ebu Umeyr'i ondan sonra kefenliyor. Bir kenara bırakıyor. Şimdi Niyeti de şu, kocası oruçlu. Geldiği zaman hemen ona bir telaş verdirmemek için geldiğinde direkt olarak sofrasını hazırlıyor. İftar sofrasını. İftar sofrasını hazırladıktan sonra güzel bir şekilde kıyafetini de giyiyor. Adeta bayram kıyafeti gibi. Sonrasında da Ebu Umeyr yani evladı nasıldır diye Ebu Talha radıyallahu an soruyor. Sorunca da verdiği cevap çok ilginç. Her zamankinden daha iyi diyor. Yani mecazi anlamda artık rahatladı. Rabbine kavuştu ve efendim dünya sıkıntıları bitti. Onun için her zamankinden daha iyidir diyor. Tabi Ebu Talha radıyallahu anh seviniyor. Sonrasında diyor ki kitaplarda ee, kendileri o akşam efendim çok güzel bir gece yaşıyorlar, birlikte oluyorlar ve belli bir saat geçtikten sonra Ebu Talha'nın rahatladığını falan gördükten sonra eşi o hanımefendi dönüyor diyor ki Ebu Talha'ya efendim sana bir şey sorsam diyor, e buyur hanım diyor, e mesela diyor birisine bir emanet versek diyor biz, Sonra diyor emanetimizi istemeye gidecek diyor. O da vermezlik yapabilir mi diyor. hayır olmaz diyor. Tabii ki verecek diyor. Emanet adı üzerinde. Ve dönüyor diyor ki eşine. Ebu Talha'ya e, bize Allah'ın vermiş olduğu emanet vardı ya. Hastamız olan Ebu Umeyr, yavrumuz Umeyr. Efendim rahmetli oldu. Allahu Teala emanetini vermişti. Alı Alıverdi. İnşallah sen onunla biraz ilgilenirsin falan deyince ve bu Talha radıyallahu anh, bir anda tabi e, hem olaya efer anlam veremiyor. Annenin böyle bir şeyler yapabileceğini hiç tahmin edemiyor ama anne anne yani. Kocanın hakkı ayrı, efendim evde yemek yemesi lazım, iftar etmesi lazım. O gece efendim onunla ilgili gereken hanımlığı yapması lazım. Buna hepsi tamam ve koşa koşa sabah namazına bu e, Ebu Talha gidiyor, olayları anlatıyor. Çocuğumuz bir, tarafta vefat etmiş. Bize şunları şunları yaşadık. Ne diyorsunuz yarısı derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek dönüyor buyuruyor ki Barakallahu lekumâ fi leylatikuma. Allahu Ekber Evet Allah'ım bu ikisine efendim hanımıyla, ile, kocasıyla ile bu gecelerini mübarek eyle. Mübarek olsun geceniz. Peygamberimizden böyle bir dua alınır. Ondan sonra o gece efendi mübarek olmaz mı? Hakikaten mübarek oluyor. Allahu Teala yaluhu, sağlıklı, hayırlı bir evlat nasip ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürüyorlar o yavruyu. İsim bekliyorlar. İsim olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Abdullah ismini veriyor. Buhari'de geçiyor. Bu hadis-i şerifin efendim tefsirinde efendim muhaddislerin açıklamalarında diyor ki e, ensardan bir zat ben diyor peygamber Efendimiz Hz. duasıyla ve kendisi bizzat ismini vererek ondan sonra hayata tutunmuş olan Abdullah'ı gördüm. Allah ona 9 tane evlat verdi ve efendim o 9 evladının da hepsi Kur'an ehli oldu. Kur'an-ı Kerim ezberlediler, kura hafız oldular ve Kur'an-ı Kerim anlamıyla beraber yaşadılar. İnsanlar bunu öğrettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinize bu gece hayırlı olsun, mübarek olsun demesinin karşılığı da çıkıverdi. Onun için gerçekten biz nerede kazanacağımızı bilemeyiz, nerede kaybedeceğimizi de bilemeyiz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o çizgisinde, düsturunda, yolunda, yol haritasında gidelim inşallah. Bu navigasyon Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in izinde bizi götüren navigasyon bizi cennete taşıyacaktır inşallah. Onun için bir şey başımıza geldiği zaman kesinlikle şikayet etmeyelim. Bağırmayalım, çağırmayalım. Efendim bilelim ki, bilelim ki Allah sevdiğine bu tip musibetleri gönderir, imtihan eder. İmtihan ettikçe zirveye efendim doğru çıkarsınız, çıkarsınız, çıkarsınız. Yukarılara doğru Yani ilkokul öğrencisinin sınavıyla üniversite öğrencisinin sınavı tabii ki bir olmaz. Onun için Allah Teala sizi yukarıya doğru taşımak istiyor. Evladını aldım. Efendim en sevdiği yavrusunu ciğer parisini aldığım zaman ne söyledi? Meleklerini Allah Teala şahit kılıyor. Ya Rabbi dedi ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Allah'a dönücüleriz. Allah verdi. Allah aldı. Ve elhamdülillah dedi. Bakın elhamdülillah her şeye denir. Yani hem musibete denir. Allah verdiği için Allah beni seviyor. mi belki imtihan ediyor. Kazanayım inşallah diyecek. İyilikler gelir. Orada da elhamdülillah denir. Efendim şerler geldiği zaman da elhamdülillah denir. Ama Şükür ise sadece iyiliklere söylenir. Burayı karıştırmayalım. Elhamdülillah dedi. Allah'ım sen bilirsin. Sen verdin, sen aldın. Buna bir hikmet vardır. Ben karışamam sana ya Rabbi dersin. Dualarla önünden şefaatçi yavrunu gönderirsin. Cenab-ı Hak ne buyuruyor meleklerine? O benim güzel efendim kuluma madem hamd etti ciğer parisi alma rağmen efendim herhangi bir şekilde bir isyan yok, herhangi bir şikayet yok. O halde ona cennette bir köşk yapın. Onun ismini de önüne efendim kapısının üzerine hamd evi, hamd köşkü diye de yazın. Rabbim nasip etsin. Çekemeyeceğim yükü de vermesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de her akşam okuduğumuz Amin Resulü var ya Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelna bih. Allah'ım takatimizin yetmeyeceği efendim kaldıramayacağımız yükleri de bize yükleme Allah'ım. Ne olursun bizi böyle şeylerden imtihan etme Allah'ım diyoruz. Rabbim imtihanımızı kazanmayı nasip etsin. Ağır şeyler kaldırılmış şeyler de getirmesin inşallah. Ve bizi dünyada da ahirette de İyi yerlere efendim kabul büyürsün. Oralara efendim bizim uçmamıza, ulaşmamıza nasip etsin inşallah. Amin. Gelelim biz ikinci hadis şerifimize. İkinci hadis şerifimize yine sevgililer sevgisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hepimize şöyle bir açılım getiriyor. Buyuruyor ki gerçek olan baba yiğit yani kuvvetli güçlü adam kimdir biliyor musunuz? Gerçek baba yiğit size söyleyeyim diyor adeta. Orada da bize öğretiyor. Gerçek baba yiğit güreşte rakibini yenen değil. Böyle efendim adama attım, ondan indirdim aşağıya falan filan değil. Asıl efendim baba yiğit Allah katında öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir. Tam böyle sinirlenmişin efendim hanıma, çocuklara vesaire işte iş yerinde patronun, ondan sonra arkadaşın, çevren, komşun her olay olabilir. İşte burada da direne basıp da durabiliyorsan adamsın, adam. Adamsın. Yoksa yakarım, yıkarım falan böyle. Bu iş değil. Ondan sonra buna dikkat etmek lazım. Başka hadislerde Peygamber Aleyhisselatü nefiste nefisle mücadele düşmanla mücadelenin daha zordur diyor. Yani düşmanla gidersin çarpışsın o arada biter nefis bitmiyor ki. Öbürünün sonu ne kadar devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o büyük 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 cihattan efendim dönerken ne buyurdu? Biz dedi şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dedi. Sahabe şarışırdı. Ya yani biz neler verdik orada neler kaybettik neler kazandık ne kadar zor durumlarda kaldık falan canlarla mücadele edildi efendim orada kanlar döküldü bunlar daha abi efendim böyle şeye siz küçük cihat diyorsunuz bunun büyüğü nerededir yani nasıl olabilir? Dedi. Evet diyor o küçük cihat da orada bitti bundan sonraki büyük cihat ise nefsinizle olan cihattır. O gelecek böyle gıdıklayacak, yanışacak sağından, solundan, seni efendim harama götürmeye çalışacak, seni yanlış yaptırtacak vesaire. Bununla mücadele en büyük mücadeledir. Rabbim kazanmayı nasıl etsin. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkça yaptığı dua nedir? Allahümme la tekilna ila enfüsüne tarfa ta'inin. Allah'ım bizi veya la tekilni dersen beni nefsime göz açıp kapayıncaya kadar bırakma Allah'ım. Ne olursun ya Rabbi. Allah hepimizi bırakmasın. Yani hacısıyla hocasıyla hiçbir tanemiz bu noktada garantili değiliz. Öyle gelir ki efendim sağdan yaklaşır. Farkında olamazsın. Bir anda kaybedip gidebilirsin. Kendini, davanı efendim. Hatta iman kadar götürür seni yani. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize e, şunu e, nasihat ediyorlar. Bunu da tabi bir sahabe-i vermiş olduğu öğütle beraber efendim e, nasihat etmiş oluyorlar. Ebu Hüreyre'de diyor ki bir adam geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir öğüt istedi. Efendim bir tavsiye istedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kızma dedi yani sinirlenme. Şimdi durumuna göre nasıl doktorlar Efendim tedavi etmek için hastasını bir dinler ona göre efendim bir ilaç yazarsa reçete yazarsa onun gibi efendimiz Hz. da duruma göre o gelen sahabenin efendim o kimsenin ihtiyacı buydu. Yani çok sinirli bir insan ve bana bir tavsiyede bulun. Bana bir öğüt ver. Sinirlenme. Kızma. Bana bir öğüt ver tekrar söylüyor. Kızma. Sinirlenme. Bir daha söylüyor yine yüzünde kızma, sinirlenme. Yani şu şekilde isteklerin bile ısrarla ondan sonra niye gösteriyor? Sen bir sinirli halin var. bunun buna sahip oldun mu adam olursun. Tamam. Hakikaten bazı insanlar vardı böyle. Yani anında alev alır böyle. Alev alır yani. Sanki bekliyor böyle benzinle, ateşle beraber. Dolayısıyla bu tip insanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözüne karşılık kendini kontrol etmesi lazım ve e, dediği gibi öfkeyle kalkan zararla oturur. Kardeşim dikkat edeceksin. Bir anda sinirleniyorsun. Bazen bize sorular geliyor falan böyle. Adam hanımına sinirlenmiş. Ondan sonra e, boşanma kelimelerini, boş olma kelimelerini sarf etmiş, etmiş. Bir, yani üç kere de değil. Böyle. 33 kere söylemek neredeyse. Sonra pişman geliyor. İşte bizim nikahımız dert sıkıntı var mı, biçim ne falan filan böyle bir sürü şeyler. Çocuğu ailesini bozmuş, efendim mesafeleri açmış arasına. Çocuğuna efendim belki e, evden kovmak suretiyle bağırmış çağırmış artık o çocuk başka arkadaşlar bulmuş. Ondan sonra bu sinir olayları var ya sinirle alakalı olan bölümler tam tedavilik bile efendim olabiliyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bize bir öğüt veriyor başka bir hadisinde de. E, sinirlendiniz diyor. Yani bir kızgınlık hali var. Ateş bacayı sardı böyle efendim falan. Ondan sonra ne yapın? Euzubillahimineşşeytanirracim ee, e diyerek. Allah'a sığınarak oturun diyor. Oturun. Ayaktaysanız oturun. Oturdunuz. Gene geçmedi. Hafif bir uzanın. Ve efendim her nasıl ateşin söndürücü suysa bizim ateşimizin de o andaki söndürücüsü nedir? Abdest almaktır abdest almak. Evde konuşmak için, o bölgede konuşmak için de ferra firru, firara. Firar kaçacaksın. Ayakkabına gireceksin, evden camiye doğru kaçacaksın, gideceksin, bir yerlere gideceksin. Veya tek başına bir yerlerde dolaşacaksın. Efendim o sinirlik hali geçtikten sonra eve tekrar döneceksin. Onlara dikkat edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşıdan bakıyor. Aa sahabe kiram hiç olmadık bir şey. Birbirlerine böyle ileri geri konuşuyorlar. Efendim e, neredeyse küfürleşecek böyle hakaret ediyorlar. Kavga olayı olacak sırada buyuruyor ki eğer bunlar diyor buyuruyor bir kelime var onu söyleseler kurtulacaklar. Nedir o? Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Şeytan verdi şu anda bu, bunu. Şeytan, şeytan. Rabbim sana sığınırım bunun şerrinden. Yapacak, yaptıracaklarından. Diye böyle söyleyince <laughs> sahabe bunu işitir, işitmez koştu yanlarına gitti. Bakın Peygamber Aleyhisselatü diyor ki sizi görüyor şu anda. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> derlerse ondan sonra bu sinirlik haller gidecek. Hemen söz dinliyor sahabe. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> diyor. Bir anda ya kardeş ne yaptım ben ya sana neler söyledim hakkını ne helal et falan deyip de böyle birbirlerine sarılıp helallaşıyorlar ve ayrılıyorlar. Onun için şeytanın şerlerine Allah'a sığınmak lazım. Şeytan efendim evimize bir sefer girmesin. Girmemesi için de ne yapıyoruz? İlk önce kapıda girerken Bismillahirrahmanirrahim ve aile halkına Esselamu Aleyküm selam veriyoruz. Besmele ile giriyoruz. Şeytan kapıya kadar geldi. Girmek istedi böyle kapı aralığından falan böyle. Allah'ın izniyle giremedi. Başka müşteri aramaya gitti var. Onun için evimize girmesin. Rabbim efendim onu bizim evimizden uzak eylesin. Ve Bakara suresinin okunmuş olduğu, Ayetül Kürsi'nin okumuş olduğu, Ayetül Kürsi'yi Ayet Kürsi biliyorsunuz. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظما وهو العلي العظيم Bütün evimize böyle üfleriz. Çocuklarımıza üfleriz. Allah'ın izniyle Allah'a emanet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki Ya Ali bunu öğren, çocuklarına öğret ve şunu iyi bil ki bunun okumuş olduğu eve 30 gün şeytan giremez diyor. 30 gün garantili. E bize her gün efendim bunu okursak Allah'ın izniyle efendim böyle büyük depremler, sıkıntılar yaşamayız. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Bizleri sen koru Ya Rabbi. Nefsimize bırakma Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar bırakma Allah'ım. Evlatlarımızı, neslimizi hayreyle. Damatlarımızı, gençlerimizi hayreyle. Hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde en güzel bir şekilde kılmalarını kılmamızı nasip et ya Rabbi. Senin yoluna bize ayırma Allah'ım. Habibinin yolundan istikamet ayırma Allah'ım. Ve son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Hepimize eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kucaklaşıp şefaatini kazanıp inşallah Sırat köprüsünden şimdi şimşek gibi geçip ilk kendilerle beraber cennetten dahil olmayı nasip eyle. Cemalini doya doya seyretmeyi nasip eyle. Allah'ım elimizden tut, Bizi bize bırakma. Nefsimize bırakma Allah'ım. Amin. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennete eyle. İslam alemine yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Birlik beraberlik nasip eyle. Birbirimizi sevmemizi ve, ve Ya Rabbi İslam adına birbirimizi desteklememizi nasip eyle. Kafirlerin, zalimlerin, hainlerin efendim çalışmalarını sen efendim birbirlerini düşürmek suretiyle bitir Ya Rabbi. Sonra da Müslümanları galip eyle. Kafirlere yani asla ve asla kıyamete kadar efendim iktidar gücü gösterme Ya Rabbi. İslam düşmanı olan, Kur'an düşmanı, ezan düşmanı, kıyafet düşmanı. Allah bunlara eşe fırsat verme ya Rabbi. Amin, amin, amin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa, dertlere deva, boş ve edalar nasip eyle. Evlerimize huzur, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Helalinden nasip eyle. Haramdan uzak eyle. Bir lokma olsun bize, çocuklarımıza, neslimize, zürriyetimize haram lokma yedirme. Faizden, bankalardan uzak eyle. رجلنا وزكينا يا ربي بلاش ترمى يا ربي بلاش الله كرتر اللهم امين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızı kabul için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırları fetişerlerin defi için, bilhassa Allah rızası için, El Fatiha.